Herkese merhaba. Bu videoda ders kataloğu nedir ve bölümümüzün ders kataloğuna nasıl ulaşabiliriz bunu göreceğiz. Öncelikle Google'a Hacettepe Üniversitesi ders kataloğu yazdığınızda sizi böyle bir sayfa karşılar. Daha ayrıntılı bir bilgiye sahip olmak isterseniz burada ilgili yerlere tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Ben nasıl derse ulaşacağız onu göstereceğim. Derece veren programlara tıklıyorum. Ben lisans öğrencisiyim. O yüzden lisansa tıklıyorum. Şimdi beni Bilsis'e yönlendiriyor. Bu Bilsis içerisinden akademik birimlere tıkladığımda yine lisans öğrencisi olduğum için lisansa tıklıyorum. Ama eğer siz ön lisans, yüksek lisans veya doktor öğrencisiyseniz ilgili yere tıklayabilirsiniz. Tıklıyorum. Burada fakülteler ve altında bölümler bulunmakta. Ben Eğitim Fakültesinden bölümümün tıklıyorum. Burada bölümümden hakkında kısa bir bilgilendirme var. İşte kabul koşulları, tarihçe gibi. Yan tarafta program hakkında, program profili gibi seçenekler de bulunmakta. Burada her program için böyle bu arada. İstediğiniz programa tıklayıp bilgi alabilirsiniz. Derslere tıklayacağım ben ders hakkında bilgi almak istediğim için. Şimdi buradan birinci yarı yıldan sekizinci yarı yıla kadar tüm dersler, zorunlu almam gereken tüm dersler bulunmakta. Herhangi birine tıklayıp bilgi alabilirim. Burada şu butona tıkladığınızda bilgiyi alabilirsiniz. Ben hemen bir ders seçeyim. Mesela ne olsun bu ders? Algoritma tasarımı ve geliştirme dersi olsun. Tıklıyorum. Burada dersin düzeyi, dersin dili, dersin verildiği bölüm program gibi başlıklar var. Dersin içeriği var, dersin amacı var. Bu dersi almış biri olarak söylüyorum. Tamamıyla güncel gözüküyor. Öncesinde de inceledim. Yani güncel bir şekilde bize aktarılmış. Burada yarı yıl çalışmaları, etkinlik, her hafta ne konuların anlatılacağı bulunmakta gördüğünüz gibi. Buradan dersin kredisi AKTS'sinden de bilgi sahibi olabiliyoruz aynı zamanda. Yani bu dersi almadan önce ben buna girip bakıyorum. Dersten haberdar oluyorum içeriğinden, amacından, değerlendirme şeklinden ve böylelikle daha rahat bir ders seçimi yapıyorum. Başka bir derse bakalım. Yine derslere tıkladım. Mesela bir genel kültüre tıklayalım. Sanat ve estetik. Bu güncellenmemiş. O yüzden boş. Belirttiğim üzere bu da biraz hocanın inisiyatifine kalıyor anladığım kadarıyla. Ama daha böyle idari kısma girdiği için pek de bir bilgim yok açıkçası bununla alakalı. Ama bölümümdeki dersler adına konuşmam gerekirse çoğu güncel. Bugünlük anlatacağım bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.